Selamun aleyküm canlar. Yeni KOF etkinliği The King of Fighters 97 ve yeni Exorcist etkinliği test sunucularına düştü. 1x10x çekiliş yapıyorum. Etkinlikleri A'dan Z'ye sizlere anlatıyorum. Sizlerden tek istediğim şey like, yorum, kalp, abone ol, takip et, bildirimleri aç. Bitti. Haydi. KOF 97 Bingo ve Exorcist'i görüyorsunuz. KOF 97 Bingo etkinliğinin genel arayüzü bu şekilde. Exorcist'in de genel arayüzü bu şekilde. KOF Bingo etkinliğinin şuraya odaklandığınız zaman Mobile Legends oyununun bu yaptığı çok saçma ve yanlış arkadaşlar. Doğru bulmuyorum. Kimlik etiketini buna da getirmişler. Hadi Moskova'da gördük. Zaten adil bir rekabet ortamı yok. Beni Endonezyalı Asyalı adamlarla buradan rekabete sokuyorsun. Adamla aynı anda al butonuna bassam sırf sunucuya yakınlık MS muhabbetine adam benden kat kat daha önce verisi gidiyor. Türkiye'den verinin sunucuya gitmesiyle Endonezya'dan gitmesi arasında dağlar kadar fark var arkadaşlar. Böyle bir durumda bu etkinliğe para gömüp bir şeyleri erken almak çok saçma. Kesinlikle ve kesinlikle paranızı gömmeyin. Ha, ben gidip sizlere rehber olsun diye orijinale geldiğinde bütün her şeyi direkt alıp göstereceğim. Ama tavsiye ediyorum, yapmayın. 24 ve 30 Nisan tarihleri arasında Moskova kostümünü alırsan altın numaralıkta bir sayı elde edersin. Sana özel bir etiket. 1-31 Mayıs tarihleri arasında alırsan bu kostümleri gümüş etiketlik alırsın ve bunun içerisinden bir numarayı elde edersin. Kostümlerin efektlerinde herhangi bir değişiklik olmayacağı için kasmayın canlar. Siz yine gelecek olan premium tedariklerden, indirimlerden faydalanın. Kostümleri öyle almaya çalışın. Şimdi gelelim detaylara. Günlük sürpriz kısmına tıkladığımız zaman her gün buradan dandik eşya alacağız. Mobile Legends oyunu bizleri çok sevdiği için bize buradan sihir tozları verecek. Ödül havuzuna gelelim. Ekranda görmüş olduğunuz gibi altın numaralıklar bu şekilde, gümüşlerin de gri olduğunu düşünün. Kostümlerimiz burada olacak. Lightbone kostümleri, Çark epik kostümler. İnsanlar tonlarca para yatıracak etkinliğe ama sen buraya kolektör kostümü koymaktan acizsin Mobile Legends. Tebrik ediyorum seni yani. Dünyanın bir numaralı mob oyunu. Helal. Aşağıya doğru inelim. Spesyal kostümler. İnelim. Elit kostümler. Devam ediyorum. Normal kostümler. Aşağıya doğru yine devam ediyorum canlar. Ve çevirmelerden büyülü çark iksiri elde edeceğiz. Geçtik. Bunlar günlük kayıt. Bunları da geçelim. Gelin çekiliş yapalım etkinlikte. Zaten sinirliyim. 1x ekranımız bu şekilde olacak arkadaşlar. Şuna tıklarsanız hatırlamazsınız. İndirimli bir X'i yaptığımızda ekran böyle olacak. Kart dönecek ve böyle bir durum gerçekleşecek. Onayla diyelim. Ben sizler için her şeyi yaparım arkadaşlar. Yapamayacağım bir şey yok. Ama tabii belli bir limit de var. Burada şimdi 1500 elması gömüp bütün detayı sizlere göstereceğim. Elmasımı yükledim. Gördünüz. Hemen 10x'imizi yapıyoruz abi. 10x'in görüntüsü de bu şekilde. Bir kostüm verdin. Bizde olmayan değil arkadaşlar ha. Garanti epik veriyor. O da bizde olmayan şeysi yazmıyor. Yani sende olmayan garanti epik demiyor. Garanti bir epik kostüm veriyor ilk 10x'te. Artık yani epik derken epik ve üstü. Epik olur, çark epik olur. Garanti veriyor yani. 1x10x'lerden KOF kostümleri bile çıkartabilirsiniz. Ve genel anlamda bingo ekranda bu şekilde olacak. Oo, güzel. Güzel. Burayı beğendim bak. 1x10x çekilişleri gördük. Şimdi şuradaki bingo yeri var ya, buraya tıkladığımız zaman yaptığımız bingoları falan görüyoruz arkadaşlar. Ve şuradan da 1/10 diyor ya, yani 9 çevirme daha yaparsam 10'a 10 olup bir bingo daha verecek. Etkinliğin kurallarına geçmeden önce şuradan bahsetmek istiyorum. Bingo jetonu parçası. Her 30 parça bir adet KOF 97 bingo jetonuna dönüşecek. Bunu unutmayın. Canlar bu kısımda çok fazla oyalanmayacağım. Hatta şu 3. maddeyi sizlere göstereyim. 4'e bakın, durdurup okursunuz. Şurası önemli. Etkinlik süresi içerisinde yapacağınız ilk 10x çekilişte bir epik kostüm kazanmanız garanti edilir. Bak, epik garanti ama sende olmayan değil. 3. çekilişinizde bir temel kostüm, 5. çekilişinizde ise bir elit kostüm garanti edilir. Tek tek çeviriyorsan 1x bastım, tamam mı? 2x bastım. 3. x'i bastım, bir temel kostüm alıyorum. Sonra 4. x'i bastım, 5. x'i bastım, 5'ini de bir elit kostüm alıyorum. 5. kuralı, 6. kuralı geçiyorum. Sizler okursunuz. 7. kural önemli arkadaşlar. KOF 97 etkinliğinde çıkartmış olduğunuz kostümler ya da diğer eşyaların dönüşüm oranı. Temel kostümleri 7 tane, elitler 16, spesyalleri 20, epikleri 24, süre sınırlı epikleri var ya, çark epikleri 53, kalıcı savaş emojisi 2. 8. ve 9. kural, 10. kural da şu şekilde ve çıkma oranları arkadaşlar. Çıkma oranlarına baktığımız zaman KOF kostümlerinin çıkma olasılığı var 1x10x'lerden ama %0.1. Epik kostümler, özel spesyal kostümler, elitler, temel kostümler görüyorsunuz arkadaşlar. Çıkma olasılıkları bu şekilde. Epik diyor ya, epik dediğinin içerisinde çark epikler de var canlar. Zaten yeni KOF'ların bu ay içerisinde Nisan ayının 24'ünde geleceğini biliyorsunuz. King of Fighters 97 etkinliği için Part 1, Part 2 Premium Tedarik oyunumuzda olacak canlar. Part 1 Premium Tedarik Nisan ayının 27'sinde, Part 2 Premium Tedarik ise Mayıs ayının 11'inde gelecek. Oyuna giriş yaparak bir bilet, herhangi bir elmas yükleyecek. Bir bilet 50 elmas yükleyerek, bir bilet 100 elmas yükleyerek, 4 bilet 250 elmas yükleyerek, 5 bilet 100 elmas harcayarak, 2 bilet 250 elmas harcayarak 2 bilet olmak üzere toplamda Part 1'den 16 bilet alıyorsunuz, Part 2'den de 16 bilet alacağız. Genel toplamda da 32 bilet elde etmiş olacağız. MLBB rakip oyun gelmesi nedeniyle buraya farklı görevleri getirtip bize daha fazla bilet verebilir. The King of Fighters 97 etkinliği orijinal sunuculara geldiğinde direkt kostümleri aldığım, en ucuza nasıl alacağınızı anlatacağım, algoritmaları göstereceğim, güzel bir videoda kanalda olacak canlar. Sırada Exorcistler var. Exorcistler de Mayıs ayının 18'inde gelecek canlar. Detaylara gelelim. Şimdi etkinliğin 1x 10x kısmı bu şekilde. Zaman kaybetmeden 1x yapalım. Bir görelim yani nasıl oluyor bu 1x. 1x ekranımız bu şekilde, tamam. Şimdi 10x yapacağız canlar. 10x'e bir bakalım. 10x ekranımız. Oo, tamam. Hemen etkinliğin mağazasını kontrol edelim arkadaşlar. Mağazaya baktığımız zaman Exorcist kostümlerinin hepsi burada. 1200 puana alabileceğiz ve kostümlere ait efektleri de görüyoruz. Daha önceden söylediğimiz ne varsa hepsi burada arkadaşlar. Her birini tek tek alacağız. Ve ödül havuzundaki diğer eşyalar da bu şekilde. Bu da grafiti sanırım. Etkinliğin mağazası bu şekilde olacak. Hemen geri gelelim. Buraya baktığımız zaman günlük ödüller diye bir sekme olacak. Buraya tıkladığımızda buradan da dandik ödüller verecek ve bu alanda da çevirme yaptıkça ödüller alacağız. 20 çevirmede 1 bilet alacağız. 60 çevirmede büyülü çark iksiri, 130 çevirmede 10 bilet. Oha! 190 çevirmede de 280 parça. Of of of, bu çok güzel oldu arkadaşlar. Harika ya, toplamda 11 bilet buradan alacağız. Hazır biletlerden bahsetmişken Exorcist'in premium tedariklerinden bahsedeyim. Biliyorsun bu ayın 18'inde Exorcistler oyunumuza geliyor. Oyunumuza geldiğinde hemen o haftanın hafta sonu, yani 25 ile 28 arası oyunumuza Part 1 Premium Tedarik gelecek. 29 bilet alacağız. Kutuda getirecektir büyük ihtimalle. 30 bilet alacağız. Part 1'den 30 bileti aldıktan sonra tekrar Haziran ayının 1 ile 4'ü arası Part 2 gelecek arkadaşlar ve oradan da 29 bilet alacağız. Totalde 59 biletin sahibi olacağız. 11 bilet de buradan alacağız. Toplamda 70 bilet etkinlikten toplamış olacağız. Gayet sağlam, sayısı güzel bir bilet mantığı diyebiliriz. Bu sayede kostümleri daha ucuza getirebilirsiniz. Etkinliğin ödül havuzuna baktığımız zaman da Exorcist kostümleri bu şekilde. Çevirmelerden çıkartacağınız diğer eşyalarda bu şekilde canlar. Etkinlikteki en önemli kurallar çıkma oranlarıdır arkadaşlar. Çıkma oranlarına baktığınız zaman onları da ekranda okuyorsunuz ve şu 8. madde değil de 7. maddeye odaklanın arkadaşlar. Sizde olan eşyalar çıktığı zaman neye dönüştürülecek, kaç puana dönüşecek, hepsini 7. maddeden okuyabilirsiniz. Diğer maddeleri de merak edenler için şöyle ekranı getireyim arkadaşlar. Exorcist etkinliğinin premium tedariklerinin görevleri ise ekranda görmüş olduğunuz gibi olacak. Ekrana giriş yaparak 1 bilet, herhangi bir elmas yükleyerek 4 bilet, 100 elmas yükleyerek 6 bilet, 250 elmas yükleyerek 8 bilet, 100 elmas harcayarak 4 bilet, 250 elmas harcayarak 6 bilet olmak üzere Part 1 29, Part 2 29, toplamda 58 bileti premium tedarikten alacağız. Biraz önce de söylediğim gibi kutudan verecek 1 bilet, sonracıma çekilişlerden verecek 10 bilet, toplamda 70 bileti alıyoruz. Bu ayın içerisinde 24'ünden itibaren oyunumuzda KOF rüzgarları esecek. Önümüzdeki ay Mayıs ayının 18'i itibariyle de oyunumuzda Exorcist rüzgarları esecek. Ama bu dönem içerisinde öyle etkinlikler geliyor ki canlar, Jujutsu Kaisen'den tutun şeye kadar kesin tarihleri, her şeye ulaştım. Aslında bugün paylaşacağım video haber videosu olacaktı ama bu etkinlikler gelince direkt gösterdim. gösterip anlatmak istedim. Yarın mükemmel bir video karşınızda olacak. O videoda oyunumuza gelecek olan etkinlikler, gelecek olan kostümler, revamplar, aklınıza gelecek ne varsa her şeyi anlatıyor olacağım. Kendinize çok iyi bakın. Ha, dediğim gibi videoya like, yorum atmayı da unutmuyorsunuz. Görüşmek üzere. Bay bay.